Evet, tekrardan merhabalar. Gömleğimizi değiştik, kravatımızı yeni aldık bundan. Neydi bunun markası? Taç sitesinden Sivas'ta. Linea. Fiyat Linea gibi olmuş. Linea kravat da yazıyor. İtalyan markası da olabilir. 125 TL bu, bunu söyleyeyim. Evet, sayısal mantığın dördüncü sorusunda. Dördüncü sorusunda yani, uydurmaya ne diyorsun? 50. kaç, 40'ta mıyız? 40. soruda karşılıklı oyun soruları var. Yani oyun oynama soruları, onu yapacağız. Sonra diğer videoda da karışık soru çözüp sayısal mantık konusunu şu anca kapatacağız. Ama Instagram'da bayağı yayın yaptım. Yine yapmaya devam ederim. Önemli bir konu olduğunu tekrar tekrar söylüyoruz. Özellikle Ales TGS için can alıcı yani. Bunlar iki defa izlemesi lazım öğrencinin. Instagram'ı izlemesi lazım. Soru çözmesi lazım. Yani o çok çok önemli onlar için. Soru sayısı çok fazla çünkü. Bakalım oyun neymiş? Osman tahtaya 1'den 10'a kadar olan 10 tam sayı yazıyor. Sonra her adımda tahtaya yazılı olan sayılardan birini seçiyor. Ve seçtiği sayının tam katı olan tüm sayıları tahtadan siliyor. Örnek vermiş. Örneğin Osman ilk adımda 4 sayısını seçerse tahtada kalan sayılar... Bak 4'ün katları kim? 8 var. Başka katı yok ki zaten. Onu siliyor. İkinci adımda tahtada kalan sayıdan 9 sayısı seçer. 9'un katı zaten yok. 9 var. 9 silip gerisi kalanlar yazıyor. Yani bir sayı seçiyor. 8 sayının katlarını tahtadan siliyor. Osman'ın kuralı bu. Tamam. Oyun bu. Osman ilk adımda 3. Şimdi ben burada şunu yapmam lazım. 10 tane sayıyı bir yazayım. 1, 2, 3, evet, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi yazdım mı 10 tane sayı? Yazdım. Osman ilk adımda 3 seçiyor. Şimdi 3 seçti ilk Osman. 3 seçerse 3 gider, 3 kendi zaten kendisini siliyor. 6, 9. 3'ü gitti. İkinci adımda 7'yi seçti. 7 zaten tek başına gider. Üçüncü adımda 2'yi seçmiş. 2, 4, 8, 10. Doğru mudur? O zaman kalanlar bir tane 1 kaldı burada benim gördüğüm. Bir de kaç kaldı? 5 kaldı. 1 ve 5 dışında hiçbir sayı tahtada kalmadı. Bu 3 adımdan sonra tahtada kalan sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. 1 ile 5 kalır. Cevabı 6'tır. Hiçbir şey yok soruda yani. Çok kolay bir mantığı var şu anda. Üçüncü adımda çok güzel bir soru bu. Üçüncü adımdan sonra tahtada kalan sayılar 1, 2, 5 ve 7'dir. Buna göre Osman'ın ilk 3 adımda seçtiği sayıların toplamı kaçtır? Bakın şimdi. Şöyle yapalım. 1, 2, bak. 3 duygulandı şu an. 4 duygulandınız mı? 5, bak bak. 5, evet 6'yı maviyle yazacağım. 6, 7, 8, 9 ve 10. Osman'ın kırmızıları silmemesi, mavileri de silmiş olması gerekiyor. Doğru mudur? 3 adım yapmış bak. 3 adımda sayı seçmiş. 3 adımda. Denerim ben ne yapacağım? Yapacak mesela 3 seç, başta 3 seçmiş olsun. Mesela 3 seçmişse 3 gider, 6 gider, 9 gider. Doğru mu? Sonra 4 seçmiş olsun mesela. 4 de 8 gider. Sonra 10 seçmiş, 10 gider. Bak 3 seçmiş oldu. 4 seçti. Sonra da 10 seçti. 10 seçtirdim yani. Geriye 1, 2, 5 ve 7 kaldı hakikaten. Osman ilk önünde seçtiği sayıların toplamı kaçtır? Toplamında 17 gelmiş olur. Serkan buna bir bak ya. Cevap 17 olması lazım. 41-17 mi? Riske girmeyelim. Buraya anladınız mı? Bak bir daha anlatayım. Serkan da burada kullanıyoruz. Hocam 6 seçsem olur mu diye sorabilirsiniz. 17 mi? Evet. Olmaz. Niye 6 seçtim diyelim. Sonra kaçı seçeceksin örneğin? İşte onu, buradaki 10 sayısının bir böleni kalmamış. Kırmızılar dışında konuşuyorum. O yüzden onu tek kalemde seçmek zorundasınız. 6 seçince zaten 6 tek kalemde. O zaman 3 veya 4 seçsen 9 veya 8'den biri kalır. Olmaz. O zaman 3 seçeceksiniz. 4 seçeceksiniz. Bir de onu tek başına seçeceksiniz ki geriye kırmızılar kalmış olsun. 10 seçtiniz. Zaten 3 seçince 6 ve 9 gitti. 4 ile 8 gidiyor. Cevabımız 17 gelmiş oluyor. Devam. Aynı soruyu mu koymuş? Yine aynı soruyu koymuşum ya. Serkan 42 aynı soruyu koymuşum değil mi? Evet. Ya bunu bari bu sene düzeltseydik ya. Durdurayım mı şunu? Durdurmayayım değil mi? Durdurayım mı? Durduralım mı? Olur mu biraz? Durduralım mı? Durduralım değil mi? Evet. Durduralım yani. Ben bu soruyu değiştirmiş olmam. Değiştirmemişim. Hemen değiştiriyorum. Geliyorum şu anda. Kitapta düzeltelim. Evet 43'de devam ediyoruz. Orada bir 42 kitapta olmayabilir. Orada numara problemi olur. Takılmayın. Soru numarası doğru şu an. 43'de devam ediyoruz ya. Bir soru fazla koymuşuz buraya. Yuvarlak bir masa etrafında oturan 3 öğrenci aşağıda kuralları verilen bir oyun oynamaktadır. 3 öğrenci var. Bir kural veriliyor. Her öğrenci birer rakam seçer. Oyuna başlaması için bir öğrenci belirlenir ve diğer iki... Serkan. Klima açık kalmış. Oyuna başlaması için bir öğrenci belirlenir ve diğer iki öğrencinin seçtiği rakamların toplamı bir kağıda yazılarak bu öğrenciye verilir. Her öğrenci bir kağıt aldığında bu kağıtta yazılan sayılar sayıyla kendi seçtiği rakamın toplamını yeni bir kağıda yazarak sağındaki öğrenciye verir gibi bir cümle kurmuş. Tamam anladık. Biraz karmaşık geliyor olabilir, katılıyorum yani. Öğrenciler bakalım, soruya bakalım. 1, 2 ve 3 rakamları seçmişlerdir. Oyuna başlayan öğrenciye verilen ilk kağıtta 4 yazmaktadır. O zaman 1 ve 3'ün toplamını vermişiz yani. Buna göre bu öğrenciye verilen ikinci kağıtta yazan sayı kaçtır? Şimdi bak.
Şimdi A, B, C diye gidelim bence. C. Bu 1 yazsın, bu 2, bu 3. Biz ilk öğrenciye ne yapıyoruz? Neydi kuralımız? Oyuna başlaması için bir öğrenci belirlenir. Mesela biz bunu belirlemişiz şu anda. Ve diğer iki öğrencinin seçtiği rakamların toplamı bir kağıda bu öğrenciye verilir. Şimdi bak, bu öğrenciye belirledik mi şimdi biz şunu? Diğer iki seçtiği rakamlar kaç? 1, 3 daha 4. Doğru mu? Biz buna 4 verdik. Artık bunun kağıdına kaç yazıyor? 6. Şimdi ne diyor? Bu adam ne diyor? Her öğrenci bir kağıt aldığında bu kağıtta yazılı sayıyı kendi seçtiği rakamın toplamını yeni bir kağıda yazarak 6 yazıyor burada artık. Sağındaki öğrenciye verir. Bak buna dikkat. Bunu belirledik. 6. Bu artık 6'yı bu adama veriyor. O zaman bu 6'yı alırsa bu kaç yazıyor? 9. Bu 9'u bu adama veriyor. Artık sırayı bol. Artık bir sıra var. B C'ye verdi. C A'ya verecek. A tekrar B'ye verecek. Doğru mu? 9 yaz. Bu 9'u buna verdi. Kaç yazıyor burada? 10 yazıyor. Doğru mudur? Sonra ne yaptı? Bu 10 yazan sayıyı getirdi. B'ye tekrar verdi. Buna da 10 verdi. Bu tek 16 yazacak ama soruya dikkat. Bu öğrenci böyle ikinci kağıtta yazansa, ikinci kağıtta yazan sayı ne olması lazım? 10 olması lazım. Bir daha anlatıyorum. Biz B'yi seçmişiz. Nereden aldım B'yi seçtiğimi? 4 yazıyor ya kağıtta. İki tane sayının toplamı 4 olmasın. Birinin 1, birinin 3 olması lazım. 1, 3 daha 4. Şimdi 4 seçelim. 2, 4 daha 6 mı? Biz 6 yazan kağıdı bu adama vermişiz. Veya bu adam fark etmez. O sıra yani sağdaki diyor. Kim oldu önemli değil orada. 6'yı buna verdim. 3 aldı daha 9. Bu 9'u getirdi buna verdi. 9, 1 daha 10. Bu 10'u getirdi buna verdi gibi ihtimaller var. Bu ikinci verilen kağıt kaç o zaman? 10 olmuş olur. Devam. Öğrencilerin ilk aldıkları kağıtların sırasıyla 12, 16 ve 21 yazdığına göre öğrencilerin seçtiği rakamların çarpımı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi bunlar A işte B, C yapalım. Doğru mudur? Şimdi bu adam A seç. İlk rakam A seçsin bilmiyorum. Bu B seçsin. Bu da C seçmiş olsun. Değil mi? Biz bu adamı seçmiş olalım mesela. Örnek verelim. Biz bu adama kağıt vereceğiz. O zaman bu adam B artı C'yi mi alacak? Doğru değil mi? Bu adam B artı şu ikisinin toplamını aldı. B artı C aldı. Peki bu adam ne yapacak ondan sonra? Bu adam kendi, bak oraya dikkat. Her öğrenci bir kağıt aldığında bu kağıtta yazılı sayıyla kendi seçtiği rakamın toplamını yeni bir kağıda yazarak sağındaki öğrenciye verecek. Bu adam da artık A artı B artı C yazıyor. Ve bu adam bunu yeni bir kağıda yazıp bu adama verdi mesela. O zaman bu adam A artı B artı C aldı. Burada artık ne yazıyor? A artı, evet, 2B artı C yazıyor. Bu da aldı buna verdi. Mantığı böyle götürüyorum ya. Bu da aldı buna verdi. Peki bunda ne yazıyor artık? A artı 2B artı 2C. Doğru mu? Bunda da artık A artı 2B artı 2C yazıyor. Soruyu bir daha okuyorum. Öğrencinin ilk aldıkları kağıtlarda sırasıyla 12, 16 ve 21 yazıyor. Bak şimdi. Burada 12 yazıyor o zaman. Bu kağıdı bunu aldı. Bu bunu aldı. Bu da bunu aldı. Bak iyi izleyin. 12 yazıyor. O zaman B artı C 12. O zaman burada 16. Bak 12, 16, 21. Bak bu 12 olacak. En küçük 12 olacak o zaman. 16, 21. O zaman yazıyorum. B artı C kaç? 12. Burada A artı B artı C kaç? 16. Burada A artı, evet, 2B artı 2C kaç? 21. Böyle değil mi olay? Tamam. Biz B artı C 12 ise bunu biliyoruz artık. Şu B artı C'ye 12 yazarsam A kaç olmuş olur? 4. A'yı bulurum 4 diye. Şimdi burada A 4'tü zaten. B artı C 12 idi. Burada hata mı yaptık? Yok. Çok da güzel gittik aslında. Pardon, şurada hata yapmışız, özür dilerim. Şuna C değil 2B artı C alacaktı o. Değil mi? Şunu alacak şuraya. C olacak. Şu alttaki de şey aynı yazmışım. O yüzden bir yerde çünkü bir hata oldu belli. A artı B artı 2B artı C. A 4 müydü? Bir de elimizde B artı C 12 var. Bak şurayı şöyle yorumlamanız lazım. Şuraya yazsam daha anlaşılır. A artı B artı B artı C. 21 yazarsak daha net görürsünüz şurayı. Ne yapacağım orada? A'mız 4'tü. B artı C'miz de 12 idi. 4, 12'de 16 yaptı. B'ye kaç kaldı? Burada 5 kalmış oldu. Doğru mudur? A'mız 4, B'miz 5. B 5 ise C'miz de kaç? 7 olur. A 4'müş. Burada 4 var. Burada 5 var. Burada da 7 var. Bunların çarpımı kaçtır diye sormuş. Bunların çarpımı kaç gelir? 140 gelmiş. Bence çok güzel bir soru. Gerçek sınav çok çok uygun. Yani şu da güzeldi bence. Bu çok zor değildi ama şu biraz daha güzel. Bir kere A, B, C diye başlamayabilir öğrenci. Yani buradaki benim kattığım yorum bu. Öğrenci sanki rakamları direkt bulmaya çalışıyor. O biraz zor olur. Ben A, B, C yazdım. İlk başta bu öğrenciyi seçtim kendim. Fark etmez, sen bunu seç. Sonuç değişmez. Çarpımı soruyor çünkü. Bu adam B artı C'yi buna verdi. Burada artık kağıdında A artı B artı C. Bu buna verdi A artı B artı C'yi. Şöyle vermesi lazım. Doğru mudur? Bu topladı bunu, bu da buna vermiş oldu. Şuradaki sayılar 12, 16, 21 olması lazım. Çünkü sayılar küçükten büyüğe doğru gidiyor. B artı C en küçük, A artı B artı C onun bir büyüğü,
A artı 2 B artı 10 da bir büyüğü olmuş olur. Demek ki B'miz 5, C'miz 7, A'mız 4 çıktı. Çarpımı 140 gelmiş oldu. Bence bu güzel bir soru ya. Evet, devam edelim. İkinci sorusundayız bunun. İlk sorusunu çözdük, hatırlayalım şöyle çok kısa. Evet, doğru. A, B, C'li yaptık. Oyuna başlayan öğrenciye verilen ilk kağıtta 11 ve ikinci kağıtta 28 yazmaktadır. Buna göre bu öğrenci verilen dördüncü kağıtta yazan sayı kaçtır diye soru sormuş. Şimdi birinci öğrenci, hatta şöyle yapalım mı? Şöyle yapalım. Birinci öğrenci de A yazıyor. İkinci öğrenci de işte B yazsın. Üçüncü de C yazsın. Normal ilk başta. Şimdi biz bu öğrenciye 11 yazılı kağıt veriyoruz. Yani o zaman demek ki B ve C artı C verdiğimizi düşünelim. Bu 11'miş. Doğru mu? Şimdi bu öğrenci ne yapıyor? Topluyor. 11 artı, hatta şöyle yapalım mı? Bunu 11 verdik. Bu öğrenci bu ikisini topluyor. 11 artı A veriyor buna. Kendi sayısı artı A'yı topluyor. Bu öğrenci ne yapıyor? Bu da topluyor. 11 artı A artı B veriyor buna. Bu ne yapıyor? Bu da toplayıp tekrar buna veriyor. 11 artı A artı B artı C veriyor. Ve bu A artı B artı C'nin toplamı kaçmış? 28. Şimdi siz buradan A artı B artı C'nin 17 olduğunu bulursunuz. Demek ki bu 3 tane kardeşimizin normalde kağıtlarına yazan sayılar toplamı kaçmış? 17. O zaman bu adam ilk kağıdı vermiştik ya biz 11 diye. İkinci kağıdı verdik, kaç verdik? 28. Üçünün toplamı 17 olduğunu gösterdik. Az artık bu iş 17 17 artmayla devam eder. Dedim, anlıyor musunuz? Bak 11 verdik, sonra 28 verdik. Sonra 17 daha vereceğiz, sonra 17 daha vereceğiz. Çünkü niye? Atıyorum 28 oldu. Sonra tekrar bu adam buna 28 artı A verdi. 28 artı, bak ne oldu bak. 28 oldu ya şimdi bu. Göstereyim. Bu ne yapacak şimdi? Bu adama 28 artı A verecek. Bu ne yapacak? 28 artı A artı B verecek. Doğru. Bu ne? Bu da bu 28 A artı B. O zaman yine 17 olacak. Değil mi? Yani A, hep burası A artı B artı C olarak artmaya devam edecek. Bu işin mantığı bu. Bu öğrenciye verilen dördüncü kağıtta yazan sayı kaçtır diye soru sormuş. 28, evet. 17 verdim. O 45. 17 daha arttırdım. 62 olmuş oldu. Soruyu buna dikkatli anlayın. Bak burası önemli. Oyuna başlamaz her önce bir kağıt belirlendi. Ve diğer iki öğrencinin seçtiği rakamların toplam bir kağıda yazılarak bir öğrenciye verildi. Her öğrenci bir kağıt aldığında bu kağıtta yazılı sayıyla, bak her öğrenci kağıt alıyor ya, kağıtta yazılı sayıyla kendi rakamını topluyor. Bak kağıtta yazılı sayıyla kendi rakamını toplayarak yeni bir kağıda yazarak sağındaki öğrenciye veriyor. Kendi rakamı hep duruyor sabit. Yani A, B, C sabit duruyor. 28 aldı. 28 artı A. 28 artı şurası 28 artı B artı C. Tekrar verirse 28 artı A artı B artı C. Burası. Üçüncü aldı. 28 A artı. Biz A artı B artı C'ye kaç bulduk? 17. O zaman 28. 17, 40, 45. 17 daha 62 yapmış olur. Bu böyle isterse 10. sorusun. Hep 17, 17 artacağı için sonuç ne yapmaz? Değişmez. Güzel bir soru ama. Yani yorumu güzel. Şu iki soru çok güzeldi yani. Çok da kolay değil. Devam ediyoruz. Demiş ki Ali ile Betül kağıtlara tam sayı yazarak oynadıkları bir oyunun kuralları aşağıda verilmiştir. Bakalım. Her iki oyuncu da birer kağıda diğerini göstermeden bir basamaklı bir pozitif tam sayı. Dikkatli olalım. Bir basamaklı pozitif bir tam sayı yazıyor. Tamam. Oyuncular aynı sayı yazarsa oyun berabere bitiyor. Güzel. Oyuncularda en az bir asal sayı yazar. Çok önemli bir bilgi. Asal sayıyı bilmemiz lazım. 2, 3, 5, 7 çünkü bir basamak demiş. Oyuncular en az bir asal sayı yazarsa büyük sayı yazan oyunu kazanıyor. Bak, cümleye dikkat. Oyuncular en az bir asal sayı yazarsa büyük yazan oyunu kazanıyor. Tamam. Oyunculardan hiçbir asal sayı yazmazsa küçüğü yazar. Asal varsa büyük yazan, bak yazayım ben buraya. Asal varsa büyük yazan, asal yoksa küçük yazan oyunu kazanıyor. Doğru mudur? Asal varsa büyük yazan kazanıyor, asal yoksa küçük yazan kazanıyor. Tamam. Aynı sayı yazınca beraber bitiyor bu arada. Onu da söyleyelim yani. Asal değil mi? Asal varsa büyük yazan. Tamam. Demiş ki Ali 8 sayısını yazıyor şimdi. Ali var, Betül var. Doğru mu? Ali kaç yazıyor? 8. 8 asal değil. Tamam. Betül hangisini yazarsa oyunu kazanır. Bence rakışıklıdan gidelim. Yani Betül'ün oyunu kazandığı bir sürü sayı olabilir çünkü. Şimdi Betül 2 yazarsa. Şimdi 2 yazınca 2 asal mı? Evet. Asal var. Kural neydi? Asal varsa büyük yazan kazanır. Asal var. Büyük olan Ali kazanır. Betül kazanamaz. 2 olmaz. Çalıştık olmadı. 3 olur mu? 3 de asal olmaz. 5, 5 de asal olmaz. Değil mi? 2, 3, 5 yazınca asal oluyor. Asal olunca da büyük yazan oyunu kazandığı için oyunu Ali kazanıyor her zaman için. Değil mi? 8 Ali daha büyük. 6 yazalım. 6 asal mı? Değil. 6 asal değilse bakıyorum, asal yoksa küçük yazacak. O zaman oyunu kim kazanır? Betül. Demek ki 6 rakamını yazınca Betül kazanır. 9'da niye yok? 9 asal bir sayı değil. 8 9'dan 8 9'dan daha küçük olduğu için oyunu 8 kazanacak. O yüzden 9 olmaz zaten. 9 yazınca oyunu Ali kazanmış olur. Bu biri. Bir tane daha var.
Betül'ün yazdığı sayının çift olduğu biliniyor. Bak Betül'ün yazdığı çift olduğu biliniyormuş. Şimdi Betül ne yazabilir o zaman? Bence 2 yazabilir. 4, 6 ve 8 yazabilir. Bilmiyorum hangisini yazdı. Bir bakacağız. Buna göre Ali aşağıdaki sayıdan hangisini yazarsa oyunu kesinlikle kaybetmez. Bak oyunu kesin kaybetmeyeceği bir sayı arıyorsun değil mi? Şimdi bilmiyorum şimdi. Ali mesela şöyle yapsın. Bak kesin kaybetmez demek. Şıklardan gidiyorum. Kazanır demek değil. Beraber de bitebilir. Bak cümle dikkat. Kesin kaybetmez demek. Kazanır demek değil. Kazanabilir. Beraber de bitebilir. Doğru mu? Şimdi Ali bir yazsa. Şimdi 1-2 olsa mesela. Asal var mı? Var. Asal varsa neydi? Şurada yazmıştım ben. Asal varsa büyük yazan. Evet. Asal varsa büyük olan oyunu kazanır. Betül kazandı. Bizde Ali kaybetti şu anda. Demek ki 1 olmaz. 1 olursa Ali kaybediyor. Direkt kaybediyor yani. 1 olmadı. 4 olur mu bakalım. 2-4. Asal yok. Asal var pardon. Asal varsa büyük oyunu kazandı mı? Şimdi 4 oyunu kazandı. 2-4'te. Tamam. Başka. 4-4. Oyun berabere bitti. Tamam. Problem yok. 6-4. 6 ve 4'te asal sayı yok. 6 da asal sayı değil, 4 de asal sayı değil. O zaman oyunu küçük yazan kazanıyordu. 4 Ali kazandı. Doğru. 8-4 de asal değil, Ali kazandı. Bak 3 tanesinde bakın şunlar da değil mi? 2, 6 ve 8. 2 ve 4'te Ali kazandı, büyük yazdı değil mi? Yanlış oldu, dur bir dakika. Yanlış yaptık şu an. Yanlış mı yaptık? Asal yoksa küçük olan oyunu kazanıyor. Asal varsa büyük olan. Şimdi 2-4'te asal var, büyük Ali kazandı. 4-4 eşit Ali beraber, oyun beraber bitti. 6-4'te asal yok, küçük kazandı. 8-4'te asal yok, küçük. Doğru. Ali 3 tanesinde kazandı, bir tanesini de berabere bitirdi. O zaman Ali 4 rakamını yazarsa oyunu kesinlikle kaybetmez. Bak kazanır demiyoruz ama kesin kaybetmez. Anlaştık mı? Oyun beraber de ne yapabilir? Bitebilir. Güzel bir soru bence. Şu ikisi de çok güzelmiş yani. Biraz asal bilgisine ihtiyaç var. Evet, çok kısa bir bölüm var burada 3-4 soruluk. Biz şekil katlama kesme diye onu yapacağız şimdi. Ama şekil katlama kesmenin bazen yolları var, bazen yok. Yolları olmayan soruyu anlatması da çok zor. Bunu ben daha çok Instagram'da falan çözüyorum. Daha kolay oluyor tabletten anlatmak. Burada ben yolları olan şekil katlama kesme sorusunu anlatacağım. Uzun zamandır gelmiyor açıkçası. Yani çok uzun. Belki DGS arası çıkma ihtimali daha yüksek. Orada daha şekil var soru. Ama KPSS'de uzun zamandır gelmiyor. Bir kere geldi 2013 yılında. Bilginiz olsun yani. Çok eski yıllarda geldi yani. Kuralları var şimdi bu şekil katlama kesmenin de. Mantığı şu, çok şurada değineyim isterseniz. Şimdi eğer şeklimiz kare şeklindeyse şöyle. Kare bir şekilse eğer dikdörtgen. Katlama kesme yönlerine tabii ki bakmamız lazım ama mesela katlama normal bir katlama. Çapraz katlama değilse eğer şekli şöyle dörde böleriz biz. Her bölgeye bir rakam veririz veya bir harf veririz. 1, 2, 3, 4 deriz. Örneğin şekli buradan aldı buraya katladı. Yani buradan aldı buraya katladı. O zaman 1 ve 2'yi sileriz. 3, 2 ve 4 kalır. Buradan aldı yukarı katladı. 4 deriz 2 kalır. O zaman ikinci bölgeye verersiz. Şimdi şekil katlama kesiminde iki soru tarzı var. Bir, katlanmış şekli verip açılmışı sorabilir. Açılmışı verip katlanmış sorabilir. Biz her zaman açılmış şekilden gideceğiz. Anlaştık mı? İlk şekilden gideceğiz. Yani tekrarlayayım. Katlanmıştan yola çıkmak çok zor. Şekil katlama kesme sorularında biz olabildiğince açılmış şekillerden yola çıkmamız lazım. İki soru var, tekrarlıyorum. Bir, açılmış halini verir. Katlarsam ne olur diye sorar. İşte böyle yöntem belirleyeceğiz beraber. İki, katlanmışı verir, açılmışı sorar. Biz şıklardan gideceğiz bu sefer. Anlaştık mı? Dikkatli olun. Bu ikiye katlama. Şekli ikiye katlasanız dört parça oluşuyor. Ama şöyle bir şey olsa mesela. Çizeyim şöyle. Şöyle katladım ikiye, bir de çapraz kat. O zaman şöyle çizeceğim. Ya bu sorudan soruya değişir yani. Kesin şöyle yapın, böyle yapın değil mi? Belli soruların yolu var. Yolu olanları vermeye çalışıyorum. Mesela bir burası, iki burası, üç burası, dört burası, beş, altı, yedi, sekiz. Örneğin buradan aldım buraya katladım. Bunlar gitti. Şu ikisi şu dördü kaldı. Aldım aşağı katladım. Bunlar gitti. Buradan da aldım buraya katladım. Bu gitti. Şu kaldı. Şu bölgeyi arayacağız şıklarda. Şu bölgeyi bulup işaretleyeceğiz. Gibi gibi. Anlaşıldı mı? Bu normal katlamada. Adam balır mesela şöyle katlayabilir şekli. Bilmiyorum şimdi. Soru görmem lazım dediğim gibi. Kesin yolları olan sorular değil. Mesela böyle katlamadı da şöyle al komple. Çapraz katladı şöyle üstüne. Böyle bazen kağıt çapraz katlıyoruz. O zaman da şöyle çizeriz. Bu sefer şöyle yaparız. 1, 2, 3, 4 deriz. Mesela buradan aldı buraya katladı. 4, 3 gitti mesela. Buradan buraya katlamış olsun. 2 gitti 1 kaldı gibi. Anlaşıldı mı? Bu noktaya dikkat edin. Yani katlama kesmede biraz bölge belirlemek lazım. O daha mantıklı. Bu sorularda şurayı iyi anlamanız lazım. Nasıl bir katlama şekli var? Adamın nasıl bir katlama şekli var diye bakacaksınız. Bakıyorum şimdi. Bir karemiz var. Bak iyi izle. Bir kağıdımız var yani şöyle. Bu kağıdı ne yapıyoruz? Bakalım. Diyor ki 1, 2, 3, 4 numara. O köşe numarası. Köşe numara takıp biz bölgeye rakam vereceğiz. Birinci adımda sağdan sola katlıyor, sonra yukarı katlıyor. O zaman dörde bölüyor bakın. Bir burası, bir de burası yapalım. O zaman şu oluyor yani bakın. Bizim için 1, 2, 3, 4 farklı. Karıştırmayın. Burası 1, 2, 3, 4. bölge.
İstersen A, B, C dedi ama rakamlar daha mantıklı olur. Şimdi sağdan aldı solam, o zaman şu iki bölgeye egal ettim. Çünkü burayı komple buraya aldı üstüne. Sonra aldığı yukarı katladı, o zaman burayı, o zaman şu bölge. Yani ben kağıdı dörde böldüğüm zaman sol üst köşe benim için çok önemli. Anlaştık mı? Açılmış şeklin sol üst köşesine bakacağım her zaman. Cümleyi bir daha kurayım. Açılmış şeklin sol üst köşesine bakacağım. Tamam? Konuşmakta zorlanıyorum. Kesilen parçalar çıkarılmış falan fistan açılmış. Bak kağıt açılmış. Açılmış hali bu. Hangisidir diyor. İşte bak katlayacağız. Sol üst köşeye bakacağız. O zaman bunun için en mantıklı yol şöyle ve şöyle düzgün iki tane çizgi çizmek. Bizim için şu bölge önemli. Şu bölgeyi şıklarda bulacağız. Bu bölgeyi nereden aldık? Katlama yönünden. Başka bir soruda sağ alt köşe çıkar. Bilmiyorum. O sorudan soruya değişir. Yöntem olanlar böyle yapıyor. Olmayanlar yorumsal. Onu bir şey diyemem. Onları Instagram'da falan konuşuyoruz. Şimdi buraya bakıyor. Bu buna benzemiyor. Bu değil bir kere. Bu buna benzemiyor. Şu evet aynısı. Bak cevap Ceyhan. Görüyor musunuz? Bak yuvarlağın bir kısmı burada. Yarısı. Üçgenin dörtte biri burada. Çizgi de burada. Bunlar değil zaten. Belli. Cevabımız Ceyhan çıktı mesela. Yöntem bilirsen bazen çok basit çıkabiliyor. Bu sefer bu katlanmışı vermiş. Bu bizim birinci bölgemiz. Değil mi? Sol üst köşemiz. Açılmış halini sormuş. Biz bu sefer şıkları bölelim dörde. Bununla eşleştirelim. Mesela böldüm dörde bunu ben. Bölemedim pardon. Tam ortadan böleyim. Şöyle böldüm. Şu bölgede şu bölgeyi eşleştirmeye çalışıyorum ben bu arada. Şu bölgeler eşit mi diye bakıyorum yani. Bakıyorum yok benzemiyor bile. Yani şurası benziyor ama şurası yok. Üçgen yanlış burada. Şunu yapayım. Böldüm şöyle. Bir şöyle. İki yapalım. Bakıyorum şu bölgeye. Üçgen doğru. Şey o da doğru. Evet doğru. Tamam. Ya bir de simetrik bir şekilde zaten. Cevabımız ne çıkar? Burası bak. Bunlar olmaz. Bu da simetrik ama şu tam, üçgen tam tersi olacak. Şunda zaten bu bölgeyi kesmişsin ya şöyle. Burada da bunun aynısı olması lazım. Simetrik olmazsa katlama kesme sorularında mantıklı olmaz. Cevap Bursa gelmiş oluyor. Yani en mantıklısı bu. Bak şu bölge bizim birinci bölgemiz. Bunu nereden bulduk? Tekrarlıyorum. Bir öndeki sorudan bulduk bunu. Tamam şu katlama kesme yönü değişse farklı. Dördüncü bölge de olabilirdi yani. Yöne bakacaksınız. Devam edelim. Bir terzi kare biçimde bir kumaşı kesik çizgilerle işaretlemiş yerlerinden aşağı gibi katlıyor. Daha sonra katlanmış kumaştan L şeklinde parçayı çıkartıyor. Şimdi bakalım. Çizelim bir şeklimizi. Nasıl yapıyor bakalım. Hangi bölge orası acaba? Ona bakalım. Dörde bölüyorum. İki defa katlıyor. Problem yok. Bir, iki, üç ve dört diyorum. Şimdi önce alıyor. Yukarıdan aşağı katlıyor. Yukarıdan aşağı. O zaman bir ve iki gitti. Çiziyorum. Üç ve dört kaldı. Sonra alıyor. Bakın içe doğru katlıyor. Bak görüyor musunuz? Yani şurası sabit duruyor. Şu. Görüyor musunuz şu? Şunu içe doğru katlıyor. O zaman bu da gitti. Üçüncü bölge. Yani bizim o şu L şeklimizin üçüncü bölgede olması lazım. Doğru mu? Bir bakalım hangi şıklarda var o. Sonra simetriklik arayacağız. Üçüncü bölgede ne var? Burada L var. Var. A şıkkında var. A dursun. Burada L var ama bakın şimdi bu L'yi açtığınız zaman burada karşısında simetrik bir şey oluşacak ki ayna gibi birbirini tamamlasın. Şimdi o L'yi kapattığın için o simetrik oluşmaz. Çünkü altta L'nin altı altta bunun üstte. Doğru mu? Kapanmaz yani. O yüzden burada var ama bu olmayacak çok açık. Bu doğru ama üsttekiler yanlış. Yukarı doğru kapattığımız zaman bu L'nin şu kısmı yukarı gelecek olmadı. İşte biraz da mantıken üç boyutlu düşünmek lazım yani. Bu L'ye doğru ama dedim ki şunlarda bir bak kapattım şimdi. Bunun şurası problem. Şurası şuraya gelmesi lazım ama burası buraya gelmiş olmaz. Bu da yine aynı mantık olmaz ama cevap Adana gelir. A şıkkıymış. Bakın bunu buraya kapatın. Bak bu tarafa gelir. Bu da bu tarafa gelir. Bunlar da bu tarafa, bunlar bu tarafa. Yukarı katlarsanız da bir problem çıkmaz. Doğru mudur? Yani şekli açtığımız zaman L buradan. Bak bunu mantıken şöyle yapabiliriz. Şöyle açtım. Şöyle. Hemen L'yi şöyle çiziyorum simetrik. Şöyle bir L çizdim. Yukarı açtığım zaman da şöyle açtım. Şöyle çiziyorum. Şöyle. Şöyle çiziyorum. Tabii ya dediğim gibi yani kesin şöyle yapın. Katlama yönü önemli, kesme şekli önemli. Bir sürü şey önemli burada. Yani onu öyle yapamayız yani. Kesin şöyle diyemem. Ama dedim bildiğimiz yöntemlerden bir tanesi bu. Bunu bazı sorularda kullanma hakkına sahip oluyoruz yani. Kaçı çözmüşüz Serkan? 51'i çözmüşüz. 52'de mi çözmüşüz? Bunu çözüp ara veriyoruz. Diğer videoya geçeceğiz değil mi? Tamam. Karıştırmayalım video ders notunu. Kare şeklindeki bir kağıt yukarıdaki bölümün içinde 3 kez katlamak demek toplam 8'e katlamak demektir. Bak şimdi bir önce normal katlamışız insan gibi yukarı. Buraya bir de bu tarafa kat. O zaman 8'e. Az önce yaptım bir tane aslında. Bak şöyle çizelim dilerseniz. Şöyle yapalım. Pardon niye böyle çiziyoruz? Şöyle yapalım. Bak rengi değiştireyim. Bak anlayın diye neler yapıyorum ya. Bak bir şöyle katlıyoruz, kesiyoruz. Bir böyle doğru. Dört bölge. Bir de şöyle çapraz kesiyoruz. Çünkü çapraz katlam var. 8 bölge oluşuyor. Toplam kağıdımızda 8 tane bölgemiz var.
Doğru mu? Bunlara rakam veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acaba hangi bölge beni ilgilendiriyor diye bakıyorum işte. 1. Aldım yukarı mı katladım? Aldım yukarı katladıysam ya, o zaman şu alttaki bölge gitti. Yukarı aldım. 1, 2, 3, 4 kaldı. Sonra sağdan aldım sola. Bak oka bak. Sağdan sola. O zaman 3, 4 gitti. 1, 2 kaldı. Sonra yukarıdan aldım aşağı. Bak 1, 2 kaldı. 1 burası, 2 burası. 2'den aldım 1'e doğru katlıyor. 2 gitti, 1 kaldı. O zaman bizim bölgemiz şurasıymış. Yani şeklimizin açılmış halini bulursak şu birinci bölgeyi arayacağız. Soldaki ilk bölgeyi, 1 numaralı bölgeyi arayacağız. Yani. Bakalım. KLM üçgeninin bir kısmı bir dörtte boyunu kesilip atılıyor ve kalan kısmı açılmış. Bu açılmış hali. Doğru mudur? KLM üçgeninde uygulanan kesim şekli hangisidir? Şimdi biz bu şekli ne yapacağız? Alacağız, 8'e böleceğiz. Bakın bölüyorum. 1, 2. Bak şuralarda aslında bu şekil şöyle bir şekil. Bir kare göremiyoruz. Onu kesildiği için göremiyoruz. Ufak bir yorumlayalım olayı. Şöyle bir şekil yani. Bir kağıt bu aslında. Şöyle yapıyoruz. Şuna şöyle yapıyoruz. Bizim için neresi önemli? Şu bölge bakın, şu bölge. Görüyor musunuz? Burası önemli. İşte bu bölgede de mesela şurası siyah olacak. Şurası kesilmiş. Bak burası siyah bölge. Kalan bölge yani. Şurada da beyaz bölge olacak. Yani şu kırmızı olan yeri arıyoruz biz şıklarda. Yani buradan bir kesilmesi lazım. Bakalım A şıkkına benzer. A şıkkı yamuk, düz olacak orası. B şıkkı hiç alakası yokken C şıkkı da değil. D şıkkı hiç değil. E şıkkına bakınca oldu bak. E'ye görüyor musun? Bak şurası aynısı. Bak şu şık E şıkkının tıpatıp aynısı. Makası oradan vurmuşuz yani. Anlaşıldı mı? Dedim ki belli yol olan sorular var. Bazılarının yolu yok ama bu yol olan soruları da burada anlatmış olalım. Bazılarını geometrik olarak düşünmek zorundayız. Evet, döndürmeye geldik. İki tane döndürme yapacağız. Sonra tarz olmayan sayısal mantık sorularından 5-10 tane, 5-6 tane çözüp konumuzu sayısal mantık. Ama sayısal mantık bitmez. Bir defa izleyin, iki defa izleyin. Instagram yayınlarını izleyin. Beni takip etmeye devam edin. Orada da yapacağım. Çok önemli bir konu. Gerçekten çok önemli yani. En çok soru çıkan yeri en çok önemsememiz lazım. En az önemsiyoruz bazen. Çok yanlış yapıyoruz. Evet, ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Geleceğim birazdan. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.